Arkadaşlar şimdi i küp tabii ki i kare çarpı i olduğu için eksi i'ye eşit. Eksi i ile a artı b'yi çarptığımız zaman eksi a i dağıtıyorum. Eksi b i kare. Şimdi i kare eksi 1 olduğu için bir de eksi olduğu için bunları artık sildim. Bakın eksi a i artı b oldu. Bu da 3 eksi 2 i'ye eşit. Sabit sayı sabit sayıya i'li sayıda i ile sayıya eşit olacak. Buradan eksi a eşittir. Eksi 2'den a 2. b de arkadaşlar 3. 3 a yani 3 çarpı 2. Eksi 3 b olacak. Böylece cevabımız 3 c şıkkı. Şu kuralı bir hatırlatayım size. m kesişim n'nin tümleyeni m fark nedir arkadaşlar? Soru da 3. öncülde bunu kullanacağım. İzleyin bakın şimdi. m fark N'yi M kesişim N'nin tümleyeni olarak yazacağım. Şu aradaki simetrik fark da ne demekti? Bunun M'den farkı birleşim M'nin de bu M fark N'den yani M kesişim N'nin tümleyeninden farkı demek. Şimdi yine dikkat et lütfen. M kesişim N'nin tümleyeni kesişim M'nin tümleyeni. Birleşim M kesişim bunun tümleyeni ne yapar? M tümleyen sonra kesişimin tümleyeni birleşim. N'nin tümleyenin tümleyeni kendisi. Bakın arkadaşlar şurada bütün semboller kesişimse birinin diğerine üstünlüğü yoktur. İstediğiniz sırada yazabilirsiniz. O zaman gördüğünüz gibi kesişimleri M ile M'nin tümleyeni boş kümedir. Komple şurası boş küme geldi bakın. Burası gitti. Sonra buraya geldiğimiz zaman dağıtma işlemi M kesişim N'nin tümleyeni araya birleşim koy M kesişim N. O zaman burası boş küme. Boş küme birleşim boş küme birleşim M kesişim N. Gördüğünüz gibi M kesişim N'ye geldi. O zaman hakikaten burası doğruymuş. Sorunun en gıcık yeri. Üçüncü öncül arkadaşlar şekil çizerek de görebiliriz. Şekil çizdiğiniz zaman M fark ne arkadaşlar? Bakın burası. M ve N yaptığımız zaman. Sonra şöyle alayım. M kümesi de şu kırmızıyla fosforladığım arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu şeye gerek kalıyor mu? Kalıyor gerçi öyle yapalım. Şimdi yeşil bölge. Yeşil bölgenin kırmızı bölgeden farkı var mı? Hayır. Çünkü M kes fark ne? Zaten M'nin bir alt kümesi. O yüzden alt küme olduğu için sol taraf boş küme olacak. Yani M fark N'nin M'den farkı boş küme olacak. Birleşim M'nin de arkadaşlar M fark N'den farkına bakalım. İşte şu kırmızı bölge görüyor musunuz? Kırmızının yeşilden farkı. Buradan da cevap M kesişim N'ye geldi. Şekilden daha kolay görünüyor. Ama yine de her türlü ben size göstereyim bakın. Sonra bu kolay aslında. Şimdi Zaten arkadaşlar şekilde de görebiliriz bunu çok kolay. Bu zaten direkt neresidir? Şu yeşille taradığım yer değil mi? Bunun arkadaşlar M'den farklı olduğu yer. M'yi de karalayalım böyle. M'den farklı olduğu yer neresi geldi bakın. Şöyle bu bölge geldi. E bu da zaten nedir? N fark M. N fark M ne demektir? N kesişim M'nin tümleyeni. O yüzden bu da kesinlikle doğru. Şimdi gelelim ikinci öncü İkinci öncül zaten kural gereği canım. İkinci öncül baksanıza bu ve bunun birleşimidir zaten bu. E bu da aynısıdır. Dolayısıyla üçüle doğru E şıkkı. Arkadaşlar burası M birim. Burası M birim. Burası N birim. Sonra kare olduğuna göre bu kenar M ise turuncunun bir kenarı da N. Hatta karşı kenarları eşit burası da ne? Şimdi bizden mor ve turuncu renkli fayansların alanları toplamını istemiş. M kare artı ne kareyi istiyor yani? Şimdi bunu da nereden yapacağım? Bu m artı n'nin parantez karesi eksi 2mn demektir. m artı n kökler toplamından, bu denklemin kökleriymiş ya üsttekinin. O zaman kökler toplamından 4, 4'ün karesi. Kökler çarpımı m çarpı n olacak? O da bakın 2 bölü 1'den 2 öylece önünde de 2 var. Cevabımız 12 oldu. D şıkkı. Burada arkadaşlar şöyle bakın. Sonuçla x'in toplamı hep 201 geliyor. Görüyor musunuz? 201, 201, 201, 201. O zaman demek ki bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon. fx eşittir. 201 eksi x. Bak gerçekten f1 eşittir 200. f2 eşittir 199. O zaman f4x artı 3 de neye eşit olacak? f4x artı 3 eşit olmalı 200 eksi 4x artı 3'e. Ve bu bize soruda ne verilmiş? 2x olay işte bu kadardı. 200 eksi 4x eksi 3 eşittir 2x. Buradan da 100. Şurayı 201 yapacaktık pardon. Nereden çıktı 200? 201 demiştik ya. Şurayı da düzelteyim. Böylece 198 eşittir 6x oldu x eşittir. 33 geldi. C şıkkı. Arkadaşlar bakın şimdi burada birincinin x'i ve ikincinin x'i aynı x. İkincinin y'si bu. İkincinin şey birincinin y'si bu. İkincinin y'si bu. O zaman hemen bunların kesişimleri ne demektir? Y'leri de aynı olacak demektir. O zaman şu üstteki x kare eksi 3 x eksi 5'i gidiyorum 6'a yazıyorum x kare eksi 3 x eksi 5 oluyor. Ve soruda ne demiş? x eksi y büyük eşit 0. Böylece x eksi eksi x kare artı 3 x artı 5 büyük eşit 0 olmalı. Hepsini sağ tarafa atayım. x kare artı 4 x eksi 5 olur. Böylece x artı 5 ve x eksi 1 oldu arkadaşlar. Daha doğrusu öbür tarafa attık değil mi? x kare eksi 4 x eksi 5 oldu. Buradan da x eksi 5 çarpı x artı 1 oldu. Tablosunu yaparsam eksi 1, 5 artı eksi artı burası olması lazım. Büyük eşitlendiği için eksi 1 kapalı, 5 de kapalı. Böylece 6 artı 1'den toplam 7 tane sayı varmış burada. Tam sayı olacak şekilde. Polinomun derecesini bilmiyoruz ama en azından şunu biliyoruz. 2 çarpı x üzeri n şeklinde. O zaman arkadaşlar P2x ne demektir? X gördüğün yere 2x yaz. 2 çarpı 2x üzeri n olur. Böylece 2 çarpı 2 üzeri n çarpı x üzeri n olur. O zaman bu fonksiyon 16 nokta nokta gidiyor. Ama şunu biliyorum. Baş kat sayısı arkadaşlar bunun 16 olacak. Yani x üzeri n çarpı 16 bu ifadeye eşit. 2 üzeri n artı 1 16 demek ki n 3'müş. Yani bu polinom arkadaşlar derecesi 3'müş bunu anladık. Baş katsayıdan yararlanarak bu anlamda önemli bir soru bakın. Buna göre derece p küp x nedir demiş. Polinomun derecesinin 3 olduğunu anladığımız için derecenin derecesi çarpılır 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Bunu nasıl anlarsınız? Bu polinom arkadaşlar 2x küp nokta 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 gidiyor ya. Bizim için derece her zaman malum bu önemlidir. Hakikaten 2x kübün de kübünü aldığınız zaman bakın 8 çarpı x üzeri 9 oluyor. Derecesi gerçekten 9 oldu. C şıkkı. Arkadaşlar hangisinin mutlak değeri daha büyük nasıl olduklarını falan bilmiyoruz. O zaman örnek vereyim bakın. Bu eksi 2'ye 1 olsa en küçük asal sayı da 2 olacağı için eksi 2'nin karesi 4 olur. B'nin karesi 1 olur. Ama ben bunu eksi 5 alsam bunu 6 alsam bu sefer karesi böyle küçük oluyor. Bunu bilemeyiz soru işareti. Yine Burada bakın arkadaşlar a artı b'nin n'inci kuvveti demiş ya. Belki bunlardan bir tanesi eksi 2 öbürü de 2 topladığınız zaman ikinci kuvvet 0 olacaktır. Bunda bakın bir örnekle çürüttüm her zaman doğru değilmiş. Bu ama kesinlikle doğru. Neden? Bu şimdi a ve b sıfırdan farklı sayıları olduğu için bir sayının karesi diğer sayının karesi her zaman toplamları pozitif olacaktır. Bu yüzden yalnız 3c şıkkı. Arkadaşlar derinlemesine bir integral yorumuyla falan hiç yapmamıza gerek kalmayacak. Neden? Morların toplamı aslında şu maviye taradığım yer. Sonra sarıların toplamı da arkadaşlar. Bakın sarı 1 bölgesi, sarı 2 bölgesi. Sarı 1 artı sarı 2 artı toplam mor bölgede bu mavi yer. Buraya da M diyeyim. Artı M. E zaten arkadaşlar şu sarı 1 bölgesini buraya taşırsam bunların hepsinin toplamı gördünüz mü? Bir tane böyle komple 1 dikdörtgen oldu. O zaman bu dikdörtgenin alanı nedir? X eksenini kestiği yer apsisi 2 olan yer. Y eksenini kestiği yer 0 verirsek X'e 4 olacak. 4 çarpı 2 8 C şıkkı. Burada biraz logaritma kurallarına hakim olmamız yeterli aslında. Bakın Logaritmada iki tabanında e, ikinin kuvveti bir sayı elde etmem lazım. 12 bölü 3, 4'tür. Logaritmada bölü yapmak için araya eksi koymam lazım. Gerçekten bakın logaritma 12 bölü 3'ten logaritma 2 tabanında 4, o da 2 geliyor. Tamam burayı hallettik. Logaritma 3 tabanında 16, logaritma 2 tabanında 3. Şu 2'lere ve 16'lara dikkat ederseniz 3'ten bir kurtulsak olayı hallederiz. O zaman onun içinde neydi? Bir sayının tabanıyla öbür sayının sayısı böyle getiriyordu birbirine çarpımda. Birisi taban oluyordu birisi de böyle. Demek ki arkadaşlar gerçekten bunu da çarpmamız lazımmış. O zaman artı da buraya kaldı. Yapalım. Logaritma 9 tabanında 3 1 bölü 2'dir. Logaritma 4 tabanında 8 3 bölü 2'dir. Toplayınca hakikaten 2 oluyor. Demek ki cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar bu bir parabol denklemi. Şimdi parabol denkleminde kollar yukarı doğruysa böyledir, kollar aşağı doğruysa böyledir. Ancak bu reel sayılardan reel sayılara tanımlı değildir normalde. Mesela şöyle bir parabol düşünün. Muhakkak bir tepe noktası olduğu için görüntü kümesi belli bir a sayısından işte sonsuza kadardır. Ya da böyle kollar aşağı doğruysa eksi sonsuzdan a'ya kadardır. Ama bu reel sayı demiş. Demek ki arkadaşlar bu parabol olmamalı. Bu yüzden de a kare eksi 9 sıfır eşit olmalı ki x kare diye bir terim olmasın. Böylece bu bir doğruya dönsün. Hakikaten böyle reel sayılardan reel sayılara tanımlı olsun gördüğünüz gibi. O zaman a buradan 3 mü olmalı, eksi 3 mü olmalı? Tabii ki 3 olmalı. Çünkü eksi 3 olursa bu da sıfır olur. O zaman sabit fonksiyon olur. Direkt tanım kümesi reel sayılar. Görüntü kümesi de sadece 2 olur, saçma olur. Bize gerçek sayılar demiş. Görüntü kümesi. Değer değil bakın sonuçlar reel sayı çıkacak diyor yani. O yüzden burada sonuç sadece 2 çıkıyor. Demek ki a 3'müş. Yerine yazdığımız zaman 0x kareden 0, 3 3 daha 6x artı 2. İşte artık burada ne verirseniz bir reel sayı elde edersiniz. f1 eşittir 8, f2 eşittir 12 artı 2'den 14. Böylece 22 oldu e şıkkı. Burada arkadaşlar şunu demek lazım. Y ekseni hangi noktadan geçer? Onu bir düzelteyim. Y ekseni hangi noktadan geçer? Bunun için isterseniz siz değer baskınızda düzeltilmemişse, ben de sonuçta eski baskı oluyor e, soruları düzeltmem gerektiği için, e, düzelmemişse, baskıda yenilenmemişse bunu hemen söyleyeyim. Buna göre soruya bir daha bir bakın. E, çözemezseniz durdurduğunuz şekilde tekrar başlatıp devam edin. Şimdi bakın. Baktınız, hatayı düzelttiniz, kontrol ettiniz ve yapamadığınız varsayarak söylüyorum. Bir fonksiyon arkadaşlar, ister 3-x olsun, ister x olsun, ister 1 milyon x olsun fark etmez. Orada içeriye verdiğiniz değer her zaman aynı sonucu çıkarır. Ne demek istiyorum? Şimdi x eşittir 1 verdiğiniz zaman f2 oluyor ya, bu f2 arkadaşlar tepe noktasını elde ettiriyormuş bize. O zaman bu fonksiyonda tepe noktasının ordinatı diyelim k olsun tamam mı? F2 her zaman K'dır. Fx'de de F2 K'dır. F 1 milyon X'de de arkadaşlar burayı 2 yaptığınızda K'dır. Sadece X'e verdiğiniz değer değişiyor. Dolayısıyla 3 eksi X'de tepe noktasının apsisi 1 ise o zaman arkadaşlar Fx'de içeriye 2 yapan değer 2'dir. Bu yüzden de burada da x eşittir 2 noktasından simetri eksene geçer. Yani bunun tepe noktasından geçen şu doğru var ya işte bu x eşittir 2 doğrusuymuş. Böylece x eşittir 2 doğrusu y eksenin arkadaşlar 2 birim sağındadır. Demek ki orijin yani y ekseni bu şekilde a noktasından geçen doğrunun üstünde ama orijin a noktasında mı yoksa şurada bir yerde mi yoksa şurada bir yerde mi onu bilemeyeceğiz. Çünkü tepe noktasının ordinatını bilmiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar cevabımız a şıkkı oldu. Fonksiyonu x eksenin tam sayı noktalarında kesen 3. dereceden fonksiyon demiş. Bakın kökler toplamından yararlanarak bu köke k desek, bu köke 3k desek, bu köke 6k desek. Kökler toplamı ne oluyor? 10k. Buradaki bir kökümüz 6. Buradaki kökler toplamımız eksi b bölü 2a'dan bak. Birine x1 diyorum, birine x2 diyorum, birine x3 diyorum. x1 zaten 6. x2 artı x3'ü ne bulduk? Eksi b bölü a'dan 14. Demek ki 10K arkadaşlar 20'ymiş. K buradan 2. K 2 olduğuna göre bir kökümüz 2, bir kökümüz 6, bir kökümüz de 12. Zaten 6 işte buranın kökü. Demek ki arkadaşlar 2 ve 12 şu denklemin köküymüş bu denklemin. O zaman kökler çarpımı C bölü A'dan 5-M eşittir 24 olmalı. M-19 oldu B şıkkı. Başlangıçta hangi köklerinin bilmiyorduk buradaki kökleri tek tek bularak halletmiş olduk. Bu da arkadaşlar A noktası hep A noktası bakın. Demek ki üçgenin bir kenarı hep iki birim olacak öyle söylüyor. B1 de B1'in alanını bulmak için de arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi N yerine 1 yazacağız 2 yazacağız. Y eksenindeki kestiği yeri bulacağız. F1 x eşittir x kare artı 1. Böylece burada x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini 1'de kesiyor. F2x, 2x kare artı 2, y eksenini kestiği nokta 2. F3, x, 3x kare artı 3, bu da y eksenini de kesiyor. O zaman bu üçgenlerin alanları 1 çarpı 2 bölü 2, ikinci üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2, üçüncü üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2, nokta nokta nokta. En son üçgenin alanı F10, böylece o da 10 çarpı 2 bölü 2. Bu ikiler giderse 1, 2, 3, nokta nokta 10 oldu. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2, 55 oldu arkadaşlar c şıkkı. Bakalım bir burada log 3, 11 ne ile neyin arasında arkadaşlar? Log 3, 11 2'den büyük 2 küsür bir sayı. 3'te de değil ama. Çünkü log 3, 9, 2'dir. Log 3, 27, 3'tür. Bu 2 küsür bir sayı. Şimdi gelelim log 2x'e. Log 2x arkadaşlar öyle bir sayı olmalı ki burada elde edeceğimiz log 3 11 ile log 2x arasında neler olmalı? Bir kere 2 küsür olduğu için malum buna en yakın tam sayı 3'tür. O zaman diğeri de 4 olması lazım. Demek ki log 2x'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar 17 olmalı. Neden? Bunların arasında diyor bakın bunlar dahil değil. Çubukların arasında demiş. O zaman log2 17 en az olur tam sayı olarak. Çıkıklara göre de söylüyorum. Yoksa log2 16.1 bile olsa her türlü bu log2 16 4 olacağı için 3 ve 4 tam sayısı arada kalır. log2 16'dan ta nereye kadar? 32'ye kadar arkadaşlar. Bu x'e e sayı verebiliriz. log2 32 olursa ama burası 5 olur. log2 33 olursa arkadaşlar bu iki sayının arasında 3, 4, 5 de girer. Çünkü log 2, 32. Log 2, 33'ten küçüktür. O zaman burada verebileceğim en büyük sayı 32'ymiş. En küçük sayı demiştim demin 17'dir. O yüzden 15 olamaz. 21 bunların arasında olduğu için evet olur arkadaşlar. 1, 3, E şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Logaritma 9 tabanında 1 bölü x nasıl yazılır aslında? 1, 1 bölü 2 çünkü tabanın üstü ters çevrilir. Logaritma 3 tabanında 1 bölü x ne demektir? x üzeri eksi 1 o da bak eksi olarak geldi böyle oldu. Sonra buraya geldiğimiz zaman 1 bölü kök x ne demektir? x üzeri eksi 1 bölü 2. Başa kat sayı olarak gelir. Eksi 1 bölü 2 log 3 x oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? f artı g a demek f a artı g a demektir yerine yazarsak bu eksi 1 bölü 2 log 3a olur. Bu eksi 1 bölü 2 log 3a olur. Topladığımız zaman eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 daha eksi 1 yani eksi log 3a oldu. Eşittir 2 log 3a eşittir eksi 2 attım öbür tarafa a eşittir 3 üzeri eksi 2'den a 1 bölü 9 oldu arkadaşlar. Böylece cevabımız a şıkkı. Burada bakın arkadaşlar soruda kare demiş. Onu atlamayın. Belki birçok arkadaş buradaki kare ifadesine es geçti. Ben nasıl bu alanı bulacağım dedi. Sonuçta 5 eksi 5'ten dolayı burası 10. Burası da arkadaşlar 10. Böylece normalde 10 10 alan 100 birim karelik şey birleştirilince şöyle bir dikdörtgene dönmüş. Bu ortadaki kısım atılmış kesilip burası 10 olduğu için şimdi burası da kaça düşmesi lazım 80 olduğunda 8'e. Demek ki arkadaşlar bu aradaki mesafe 2 birimmiş. Yani f(x) arkadaşlar g(x)'ten 2 birim yukarıdaymış. Bildiğimiz tek şey budur. O yüzden 3 C şıkkı. Arkadaşlar ben limit sorularında şu 2 eksileri bazen daha iyi anlamak için şöyle yapıyorum. 2 eksi ya. Onu ben 1.9 gibi düşünüyorum. Maksat olayı yani daha kolay görelim diye. 1.99'da diyebilirsiniz. Yani o 2'ye çok yakın bir sayı manasında. F 4 F 1.9 diyelim şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar 1.9 yani 2'ye soldan yaklaştığımız zaman f fonksiyonu nereden geldi? 3. 3'ün neresinden yaklaştık ama bakın biraz aşağısından. O zaman burası arkadaşlar 3 eksi şeklinde. Şimdi f 4 eksi 3 eksi. Bu kafanı mı karıştırıyor? O zaman benim demin dediğim gibi düşün. 3 eksi yerine şöyle 2.9 yaz tamam mı? Böylece f 4 eksi 2.9 ne yapıyor? 1.1 yapıyor. F 1.1 ne demektir? 1'e sağdan yaklaşmak demektir. 1'den biraz büyük çünkü. O zaman 1'e biraz sağdan yaklaştığımız zaman cevap ne oldu bakın? 2. Bileşke fonksiyonlarda, iç içe geçen fonksiyonlarda şunu yapmayın bazı arkadaşlar yapmış olabilir. Limitini aldım hocam. Burayı işte ne bulduk demin? 3 de mi? F4 3 buldum hocam. Aldım böyle F1 E sağdan soldan limit yok. Bunun limiti yoktur dedim. Ama cevap şıkları yanlış mı? Hayır. İç içe geçenlerde, bileşke fonksiyonlarda her zaman bir daha yazacaksan o değeri muhakkak nereden yaklaştığına bak. Ondan sonra benim yaptığım gibi içine yaz. Sorunun en sonunda artık elde ettiğin değerde normalde 2'ye nereden yaklaşıyoruz? Üst tarafından ama limit bittiği için yerine yazacağım daha değer kalmadığı için 2 artı değil de normal 2 olarak yazabiliriz. Çünkü yaklaştığı değeri bulduk. Nereden yaklaştığını sormuyor. Bunu konu anlatımında söylüyoruz arkadaşlar. Eğer Allah Allah ben bunu ilk defa duydum böyle bir şey diyorsanız bence bir konu anlatımına bakın. Orada da arkadaşlar bahsettim. Yine 3D çözümleri yaparken kitapta bunlarla ilgili bileşke fonksiyon örnekleri geldiğinde anlatmıştım. Formülü arkadaşlar bir kenarda hatırlayalım. Limit x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a f türev a demektir. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Lopital falan filan deniyor ama ÖSYM'e eski yıllarda öyle bir soru sordu ki bu türevin limit tanımından gelen şeyi. gerçekten orada öyle lopital mopital hiç işlemiyordu. O yüzden bence lütfen bu formülü bilin arkadaşlar. Diğer bir formülümüz de hatta yeri gelmişken söyleyeyim. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x'ten bunlar gidiyor bu oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman tam da şu formül gördüğünüz gibi. Bu o zaman arkadaşlar neden öyle diyorum? x eksi 0 çünkü paydada aslında. O zaman bu f türev sıfır. Buraya geldiğim zaman bakın bu da arkadaşlar aslında f türev şeklinde verilmiş ya yine aynı mantık işte. Bu da artık ama f'in ikinci türevi 1 olacak tamam mı? Çünkü zaten burada hali hazırda bir fb b eksi f bölü b a durumu var. Bu zaten limit x b a'ya giderken f türevi a'ydı. Bir daha üzerinde f türevi olduğu için ikinci türevi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buna göre F türev 0. O zaman birinci türevini aldığımız zaman 4x küp eksi 3x kare artı 2ax. X yerine 0 yazdığımız zaman ne geliyor? 0 geliyor arkadaşlar. Sonra geliyoruz ikinci türeve. 12x kare eksi 6x artı 2a. Böylece bunun türevi de 12 eksi 6 artı 2a geldi bir noktasında. 6 öbür tarafa atarsam eksi 6 eşittir 2a ve a buradan eksi 3 oldu a şıkkı. Bazı sorular böyle çok zor olmaz ama çözünce mutlu eder ya aslında bu soru tam da öyle arkadaşlar. Sorunun şu noktasını önemseyeceğiz birazdan. Bu sorunun kritik ve en önemli noktası. Şimdi x küp eksi x kare artı a eksi artı 4 şöyle bir grafik olsun tamam mı? Bu grafiğe normalde ben eksi 1 noktasından temsil olarak gösteriyorum. Eksi e b noktasından çizilen teğet hx doğrusal fonksiyonuymuş. O zaman bu h'ın eğimi arkadaşlar m olsun. m aynı zamanda neye eşit olacak? f türev eksi 1'e eşit olacak değil mi? Bir doğrunun bir teğet doğrusunun eğimi o noktadaki türevdir. Şimdi buna göre arkadaşlar ilginç bir şekilde yalnız bir doğrusal fonksiyon yani doğru ya böyledir. İşte ya kolları sola doğrudur ya böyledir ya da böyledir. Tamam mı? Şimdi x eşit bir kere böyle olursa fonksiyon olmaz. O yüzden onu geçtim. Şimdi böyle böyle böyle. Bakın arkadaşlar hx eşittir 2 demiş ya. Burada bu hx eşittir 2 ile kesim noktası olur böyle bir doğrunun. Böyle bir doğrunun yine hx eşittir 2 ile kesişimi olur. Ancak arkadaşlar ne zaman kesişimi olmaz? Bizim doğrumuz şöyle bir doğruysa yatay bir doğruysa ve bu 2 eşittir y doğrusuna paralelse arkadaşlar o zaman bunların kesişimi olmaz. Yani size verdiği mesaj şu bu doğru sabit fonksiyonmuş arkadaşlar o zaman eksi 1 noktasından çizilen teğet böyle x eksenine paralelmiş bakın örnek böyle. Hani uyduruyorum buranın şey olduğunu düşünün y eşittir 6 doğrusu olduğunu düşünün. Öbür doğruda y eşittir 2 doğrusu gerçekten bakın bunlar birbirine paralel ve kesişmiyorlar. Böylece bu noktadaki eğim neymiş? F türev eksi 1 sıfır arkadaşlar. Yerine yazalım o zaman. 3x kare eksi 2x artı a eşittir. F türev x. Burada yerine yazdığımız zaman e, eksi 1 noktasında 3 artı 2 artı a eşittir sıfırdan eksi 5. Neden türev sıfıra eşit? Bir doğru x eksenine paralelse eğimi sıfırdır. Dolayısıyla türevi de sıfırdır. Bu yüzden a şıkkı. Her x eleman eksi sonsuzla eksi üç arasında f türev x sıfırmış. O zaman bu eksi sonsuzla eksi üç arasında artan olmalı. Sonra bir tanecik bir nokta bile olsa en az bir nokta için bu en az sembolüydü veya bir tane bile olsa demek. En az bir tane x için arkadaşlar f türev x sıfırmış. Yani yerel ekstremum noktası demek istiyor. Her x eleman bir sonsuz için f x çarpı f türev x sıfırdan büyükmüş. Yani bu Artı işaretli ise bu artan olması lazım. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Fonksiyon artansa artı işaretli olmalı. Fonksiyon azalıyorsa o zaman eksi işaretli olmalı. Bakalım şimdi. Bir de sonsuz aralığında arkadaşlar. Gerçi hepsini deneyeceğiz işte. Eksi sonsuzla eksi üç aralığında arkadaşlar. Bakın fonksiyon gördüğünüz gibi şu aralıkta mavi ile çizdiğim yerde artıyor. Şimdi bu olabilir mi? Tamam bu kısmı sağladı. İkincisi. Eksi 3 ile 1 aralığında bir tepe noktası var. Evet burada ekstremum var. O zaman bunu da sağladı. Sonra arkadaşlar 1 ile sonsuz aralığında fonksiyon azalıyor. Yani türevin işareti negatif. Bir de arkadaşlar negatif değerli. O zaman fonksiyon x ekseninin altında kaldığı için negatif değerli. Çarpınca pozitif oldu. Bu hepsini sağladı şartların. Geliyorum şimdi ikinciye. Eksi sonsuzla eksi 3 aralığında şurada bir yerde fonksiyon bakın böyle geldiği için Artıyor. Evet, o yüzden türev burada pozitiftir. Birinciyi sağladı. İkincisi, eksi 3 ile 1 arasında bir tepe noktası veya bir e, türevin sıfır olduğu yer var mı bakalım? Evet, bakın arkadaşlar, şu aralıkta eksi 1 ile 0 aralığında fonksiyon sabit fonksiyon olduğu için buradaki türevi sıfırdır. O yüzden bunu da sağladı. Sonra 1 ile sonsuz aralığında yine buna bakacağız. 1 ile sonsuz aralığında Baktığınız zaman fonksiyon pozitif işaretli, aynı zamanda artan. O zaman türevi de pozitif işaretli. Bu da sağladı. İkinci de oldu. Üçüncüye geldiğimiz zaman eksi sonsuzla eksi 3 arasında artan bir fonksiyon. Bu, bu yüzden türevin işareti pozitif. Ee, eksi 3 ile 1 arasında bir bakın tepe noktası var. Burada gördüğünüz gibi fonksiyon. Bu yüzden f türevi sıfır olacak. Şurada daha doğrusu burayı demeyeyim Orada kırılma olmuş. Affedersiniz. Şurada bakın arkadaşlar bir dip noktası var. Teğet olmuş x eksenine burada türev gerçekten sıfırdır. Şurada kırılma olduğu için arkadaşlar yani kırılma gibi görünüyor en azından. Burada türev tabii ki bakın soldan türev böyle sağdan türev böyle burada türev yok. Ama şurada var türev o yüzden sıfır orada. Sonra arkadaşlar bir noktasından sonra hem fonksiyon pozitif işaretli hem de arttığı için yine üçüncüyü de sağladı. E şıkkı geldi. Maksimin sorularında tabii en önemli nokta arkadaşlar denklemi bizim oluşturmamız gerekiyor ve denklemi oluştururken de tek bilinmeyen yapmaya özen göstereceğiz. Çünkü soru bütün şekilde tek bilinmeyene odaklı. Burada bakın bir kenara x bir kenara x diyorum. Çünkü kare yüzeylerin kenarını soruyor ya onlara x demek daha mantıklı. O zaman x kare çarpı h eşittir 20'den h arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bölü x kare geldi. O zaman dikdörtgenlerden bir tanesinin alanı 20 bölü x kare çarpı x'ten dikdörtgenin alanına dx diyelim. Buradan ne geliyor? 20 bölü x. Bundan 4 tane var. 4 tane dikdörtgenin alanı 80 bölü x oldu. Bu arada dikdörtgenlerde metre kare başına maliyet 4 TL'ymiş. O zaman 4 tane dikdörtgende maliyet 4 ile çarparsak 320 bölü x olacak arkadaşlar. Gelelim karelere. Karelerin arkadaşlar alanı x kare. Bundan 2 tane var ve bir tanesinde metrekare başına alan 10, 10 TL maliyete sebep olduğuna göre o zaman x kare çarpı 2 metrekarelik alanda 20x karelik bir maliyet oluşur. Böylece 20x kare artı 320 bölü x maliyet denklemimiz. Ne yapacağız? Türevini alacağız. Çünkü maliyetin minimum olması demek burada x'e öyle bir değer ver ki maliyet minimum olsun. Minimum da arkadaşlar fonksiyonun alabileceği en küçük değer yani onun içinde alabileceği en küçük değerde türev sıfır olacak. 40x eksi 320 bölü x kare maliyetin türevi. Böylece minimum noktasında türev sıfırdır. 40 x küp eksi 320 eşittir sıfırdan. x küp 8 geldi. X de arkadaşlar 2 birim D şıkkı. Metrik iki kök demek arkadaşlar. Kökler toplamı sıfır demektir. Yani birisi a ise köklerin öbürünün eksi a olması lazım. Şimdi biz küçük buna eksi a diyelim buna a diyelim. Eksi a'dan a'ya fx dx ne zaman sıfır çıkıyordu hatırlıyor musunuz? fx arkadaşlar tek fonksiyonsa çünkü tek fonksiyon olduğunda orijine göre simetriktir. Şu bölgenin alanıyla bu bölgenin alanı aynı olur eksi a ile a arasında. Birisinin integrali eksi s'tir, birinin integrali s'tir. Böylece sıfır olur. Dolayısıyla orijine göre simetrik olan bu Ahmet'in grafiği olacaktır arkadaşlar. Diğerleri olmayacak. Cevabımız A şıkkı. Şunu diyebilirsiniz. Hocam hiç şuraya bakmadınız. Burası sorunun bence çok basit noktası. Zaten burada size x1'den x2'ye kadar fx dx arkadaşlar ne vermiş? Sıfır vermiş. Bunun mutlağı zaten yine sıfırdır. E şimdi mutlak fx arkadaşlar sıfıra eşit olmayacak diyor. Gerçekten bakın, şunun altındakini üstüne kaldırdığınız zaman, evet, burası bakın sıfırdan büyük bir alan oluyor. Şu, neresi tabii ki? Şurası arkadaşlar, gördüğünüz gibi hem orijine göre simetrik hem de yukarı kaldırdığımızda mutlak efekt demek aşağıda olan kısmı yukarı katla demekti. Hem de gerçekten bu bölgelerin alanları toplamı 2S e çıktı. Buradaysa arkadaşlar orijine göre simetrik değil, baştan gitti. Bu da yine orijine göre simetrik değil, baştan gitti soru. Şu arkadaşlar ifadenin türevi bakın buraya benziyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi x kare eksi x artı 1'e u dersek türevini aldığımız zaman 2x eksi 1 u'nun türevi olur. Gerçekten bakalım u'nun türevi tabi 1. Buranın da diferansiyelini aldığımız zaman dx eşittir du oluyor değil mi? Bu şekilde. Bak gerçekten payda eşitlerseniz 2x eksi 1 bölü 2'dir zaten bu. O zaman ne olacak bakın 0'dan 1'e x kare eksi x artı 1'e u diyeceğiz. U küp. Tabii şu 0 ve 1'i birazdan değiştireceğiz. U üzeri 13 çarpı du. Şimdi bu ifade du'ya eşit olduğu için paydadaki bölü 2'yi de böyle dışarı atalım. Şimdi arkadaşlar burada ne gelecek o zaman sorumuz? U üzeri 14 bölü 14 bir de 1 bölü 2 var. 28 oldu. Bu da e açtığımız zaman artık x kare eksi x artı 1'in 14. kuvveti sıfırdan 1'e. Böylece arkadaşlar yerine yazdığımız zaman 1 eksi 1 artı 1 üzeri 14 bölü 28 eksi 0 eksi 0 artı 1 üzeri 14 bölü 28. Şimdi bunlar gitti 1 üzeri 14 1 bölü 28. Yine bunlar gitti. 1 üzeri 14, 1 bölü 28. Gördüğünüz gibi cevabımız 0 oldu. B şıkkı. Aslında sadece arkadaşlar sınırları görmemizin yeterli olduğu bir durum. Bakın, eksi 2 xten eksi x'e aynı fonksiyon. Eksi x'ten 0'a aynı fonksiyon. 0'dan 2 x'e toplayınca ne oluyordu? Eksi 2 x'ten 2 2x x'e oluyordu ve bu f u d u ne gelmiş? toplarsak bakın eksi 8 eksi 4 artı 12 eşittir 0. Eksi a'dan a'ya fonksiyonun integrali 0 arkadaşlar bu nasıl bir fonksiyondu? Tek fonksiyondu. Bu direkt bilgi sorusu gördüğünüz gibi. Kuraldı bu. Böylece tek fonksiyonu olduğuna göre x kare olamaz. a1 olmalı. Sabit terim olamaz. Çünkü o da çift derecelidir. x üzeri 0 manasında. Bu yüzden b3 olur fx eşittir arkadaşlar. 4x gelir. f a soruluyor. a'yı zaten 1 bulduğumuz için 4 çarpı 1'den 4 oldu. D şıkkı. Arkadaşlar bakın çok basit ama önemli nokta burada ne? Fonksiyonun yerel maks değeri ve yerel minimum değerinde türev ne olur o noktada? 0. Yani f türev eksi 4 de 0'dır. f türev sıfır da 0'dır. Şimdi bunun bize katkısı ne? Biz türev grafiğini çizdiğimiz zaman bu noktalarda sıfır değerini alıyorsa bu noktalarda x eksenini kesmesi lazım. Bir fonksiyonun türevinin maksimum ve minimum noktalarında sıfır olduğunu bildiğimiz için aslında bunlar x ekseninde delip geçen yerlerdir. Hatta şunu söylüyorduk. Artıdan eksiye işaret değiştirdiği yer maksimumdur türevin işaret değiştirdiği, eksin artıya geçtiği yer minimumdur. O yüzden burası zaten sıfır. B de demek ki neymiş? Eksi dörtmüş. İlk önce bunu göreceğiz. İkinci yorum. Bu alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hatırlayın lütfen. Bir dikdörtgen olduğu zaman burası S'ti, burası 2S, burası da 2S. O zaman toplam alan 32 olduğuna göre burası 16, burası 16, şu S olduğu için 8. 3s eşittir 24 geldi. Tam ortası olduğu için eksi 4 ile eksi 0'ın eksi 2 olur. Bir kenar bu yüzden 2 birim olacak. Şuranın ordinatını yani k'yı bilmiyoruz. Oraya eksi k diyelim. Çünkü burası k birim arkadaşlar. E, e, k olacak pardon. Eksi 2'ye k. Ama uzunluk negatif olamayacağına göre eksi ile çarptım. Buradan arkadaşlar k ne geldi? Eksi 12 geldi. Artık o zaman Bakalım. K eksi 12 olduğuna göre tepe noktası e, bilinen bir parabolün denkleminden yazalım. X eksi eksiden artı 2'nin karesi eksi 12 eşittir Y. Bu baş katsayıyı nereden bulacağız? İster sıfıra sıfırı isterseniz eksi 4'e sıfır yazın. Kolay olduğu için 0'a sıfır yazacağım. M çarpı 4 eksi 12 eşittir sıfır. M buradan arkadaşlar 3 geldi. Demek ki parabolün denklemi 3 x artı 2'nin karesi eksi 12 oldu. Açarsak 3x kare artı 12x eksi 12 artı 12 gitti. 3x kare artı 12x parabolüymüş. Buna göre bunun integralini alacağım artık. Neden? İntegralini alırsam soldaki denklemi bulurum arkadaşlar. Alıyorum integralini x küp artı 6x kare artı c. Sonra ne yapacağız? C'yi nereden bulacağız? C'yi de arkadaşlar eksi 4'e 15'ten geçiyormuş ya. Oradan halledeceğiz. X yerine eksi 4 koyacağım. Bu artık fx fonksiyonu. Eksi 64. Artı 16 çarpı 6 96. Artı C eşittir. Kaç olmalı? 15. Şurası e, 32 oldu. 32'den ne çıkarırsak 15'e eşit olur. 17 çıkarırsak. C eksi 17'ymiş. Böylece arkadaşlar bu fonksiyonun y eksenini kestiği nokta 0'a eksi 17 olduğu için işte size a noktasının da ordinatı eksi 17. Gerçekten bakın parabolün e, integralini aldıktan sonra fonksiyonun denklemini 3x kare artı 12x pardon x küp artı 6x eksi 17 bulduk. Burada 0 yazın gerçekten y eksenini kestiği yerin yine eksi 17 olduğunu görüyoruz. Buna göre a eksi 17, b'yi de eksi 4 bulduk. Toplamları eksi 21, b şıkkı. 3'ten küçük olacağına göre a yerine arkadaşlar 1 ve 2, 2 tane sayı yazabiliriz. 3'ten büyük olduğuna göre 4'ten 9'a kadar c gördüğümüz yere 6 sayı yazabiliriz. Yani birler basamağında 6 sayı yazma hakkımız var yüzler basamağında 2 sayım 2 hakkımız var. B yerine zaten sadece bir 3 yazabiliriz. O yüzden bakın örnek bir görüntü 4, 3, 6 gibi düşünün. Dolayısıyla buraya 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan 6 hak. Buraya rakamları tekrar tekrarsız siz demiyor zaten sıkıntı yok. Buraya arkadaşlar 1 ve 2'den biri. Buraya sadece 3 o zaman 2 çarpı 1 çarpı 6'dan 12 tane hakkımız var. B şıkkı yapmamız gerektiği söylenmiş. Buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane ve buradan bir tane boşluk bırakacağız. O zaman bakın şuradan bir tane, iki taneden bir tanesini seçerek. Buradan bir tane, iki taneden bir tanesini seçerek. Buradan yine aynı şekilde üç taneden bir ve buradan bir tane, üç taneden bir. Böylece dört kenarda da birer tane boşluk olur. Normalde bütün durumlar nedir? Onun dörtlüsü. Dolayısıyla buradan 6 bölü 35 geliyor. A şıkkı. Sin pi bölü 12 arkadaşlar 15 derece. O zaman 1 eksi 2 sin 15 çarpı kos 15 ne demektir? Hatırlayalım. Sin 15 çarpı kos 15 malum sin 30. Böylece 1 eksi sin 30 oldu. Sin 30 1 bölü 2 olduğu için bu içerisinin tamamı 1 bölü 2 geldi. Ark 1 bölü 2 eşittir alfa demektir. Her zaman bir açıya eşittir ark bu da bize sin alfanın 1 bölü 2 olduğunu söyler. Hangi açıda sinüs 1 bölü 2? 30 derecede. Bu arada şu akla gelebilir. Ama hocam 150 derecede de sinüs 1 bölü 2. Ancak sinüsün tanım aralığı arkadaşlar hatırlayalım. Eksi 90 ile 90 arasıdır. Tamam mı? O yüzden 150'yi alamıyoruz. D şıkkı. Sinüs işlemini kosinüs algılıyormuş arkadaşlar. Buna göre bakalım. Şimdi biz buraya sin alfa ne olduğunu bilmiyoruz. Tanjant pi bölü 4'ü sormuş. Daha doğrusu bunların çarpımı artı 2. Tanjant pi bölü 4, 1. Sin alfa, tamam. Artı 2, gerçekte olması gereken eşit oluyormuş. Yani tanjant pi bölü 4 yine 1. Sinüs alfa arkadaşlar, kosinüs alfa. Ve artı 2, 2'ler gitti. Sinüs alfa, alfa eşittir, kosinüs alfa. Hangi açılarda bunlar birbirine eşit? 1, alfa eşittir 45'te kök 2 bölü 2. 2 alfa eşittir 225 derecede Eksi kök 2 bölü 2 arkadaşlar yani 1 ve 2 doğru cevabımız C şıkkı Özel açıların trigonometrik değerlerini kesinlikle bilmeniz lazım Bulmanın yolu ne arkadaşlar bir bu açı bir de tamam yani biz beta dersek şu ufak açıya da Teta dersek Beta eksi teta alfa eşit Her iki tarafın kotanjantını alırsak da bakın Kotanjant beta eksi teta kotanjant alfayı eşit. Bakın şimdi buradan şu açının tamamına beta demiştim ya onu nasıl bulacağım? Şöyle e, rengi bir değiştirip göstermeye çalışayım. Bakın şöyle bir dik üçgenden yararlanarak sonuçta kenarları bilebildiğimiz şekilde bölmek lazım. Burası bir birim. Sonra bir tanesinin uzunluğu 7 birim olduğuna göre buraya kadar 7 birim. Burası da bir, burası da bir. Böylece 7, 3 daha 11 birim oldu arkadaşlar. CD'yi 4 vermiş. Buralarda 1, 1 olduğu için bakın burası da gördüğünüz gibi 2 santim. Demek ki tanjant, beta diyeceksiniz hocam kotanjantı soruyoruz. Niye tanjanttan gidiyoruz? Ben özellikle kotanjant formülünü ezberletmiyorum. Tanjantı yapıp ters çeviriyoruz. Böylece tanjant beta arkadaşlar 10 bölü 6. Yani 5 bölü 3. Son arkadaşlar gelelim şu teta'ya. Teta'yı yapıyorum şimdi tanjantı gördüyseniz bir sileceğim. Tanjant teta'ya geldiğimiz zaman yine bilinenden yola çıkarsak işte burası 3 birim. Şurası arkadaşlar 3 birim. Burası da 4 birim olduğu için tanjant teta eşit oldu arkadaşlar 3 bölü 7'ye. Buna göre bakalım o zaman 5 bölü 3 eksi 3 bölü 7 bölü 1 artı 5 bölü 3 çarpı 3 bölü 7 eşittir tanjant Alfa şimdi 7 kere 5 35 35'ten e, ne çıkaracağız 9 35'ten 9 çıkarırsak 26 olur 26 bölü 21 aşağısı da bunları sadeleştirmeden yapalım o 21'i kullanayım hem 15 21 daha 36 bölü 21 21'ler sadeleşti 26 bölü 36 sadeleştirirsek 13 bölü 18 tan alfa. Kota alfa tam tersi 18 bölü 13 D şıkkı. Çerçeve arkadaşlar boyu değişmiyor sonuçta uzunlukların sadece şekli değişmiş. Yani burada AD üçgen burada AD üssü yine 3 arkadaşlar ona dikkat etmemiz lazım. D üssü C de buradaki DC'ye eşit. Onu nereden bulacağız? En kolay dik yamuk yorumuyla 3 burası 9 burası 12 bu da 15 oldu böylece. Bu üçgen bir kenara 12, bir kenara 12, tabanında 18 olan bir üçgen. Hemen indirdim diki. 18 olduğu için yarısı 9, yarısı da 9 oldu arkadaşlar. Böylece şimdi burada Pisagor yapacağız. Pisagor yaparken de şunu söyleyeyim bakın. x kare artı 9'un karesi, 12'nin karesi, x kare eşittir 12'nin karesi eksi 9'un karesi, 12 eksi 9, direkt iki kare farkı yapın. 12 eksi 9, 3, 12 artı 9, 21. Böylece ne oldu bakın? x eşittir 3 kök 7 geldi. 3 kök 7 olduğu için de taban çarpı yükseklik bölü 2 27 kök 7 D şıkkı. alanı 162 olarak verilmiş. O zaman bir kenarına A dersek arkadaşlar. A kare eşittir. 162 olacak. A buradan 9 kök 2 olur. A 9 kök 2 ise köşegen BC köşegeni AAA kök giden 18 olacak. Şöyle bir tabana dikindirdiğimiz zaman ikizkenar üçgen 9 9 9 12 15. Demek ki E noktasının A noktasına olan uzaklığını nasıl bulabiliriz artık? Bu bir dik üçgen olduğu için şöyle muhteşem üçlüden a AH arkadaşlar 9. E haşı biz demin 12 bulduk. E A'da 3 oldu. D şıkkı. gidelim arkadaşlar. Kısa kenara K diyelim. Şöyle K, K olsun burası. Sonra uzun kenara U diyelim. O zaman U eksi K olacak. Şurada bir Pisagor yaparız sonra. Böylece burası uzun kenar. Sonra arkadaşlar ee, şu K olduğuna göre aslında hatta şunu bile derim bakın. Burası K birim. Burası da U birim. O zaman burada da bir Pisagor yapayım. Böylece zorlamayayım kendimi. Şu üçgende Pisagor yapacağım. Burada da 2K ve u artı k. Başlayalım Pisagor'a. 2k'nın karesi artı u artı k'nın karesi eşitmiş 144'e. 2k'nın karesi artı u eksi k'nın karesi arkadaşlar eşitmiş 80'e. Buradan taraf tarafa çıkarırsak bunlar direkt gider. u kare artı k kare artı 2 u k eksi u kare artı 2 u k ee, a eksi k kare oldu. Eşit oldu buradan da 64'e. Böylece u kare u kare gitti. k kare k kare gitti. 4 u k eşittir 64'ten. u k 16 geldi. Zaten bizden istediğine u ve k'nın çarpımı. Çünkü bir dikdörtgenin alanı k çarpı u olacak 16. Şu doğruya dikkat edin lütfen payda eşitleyin. 2y eksi x artı 1 bölü 2 eşittir 0. İçler dışlar çarpımından 2y eksi x artı 1 eşittir 0. Aynı doğru. Bir doğrunun bir noktaya göre simetri yine kendisi ise o zaman bu nokta doğrunun üstündedir arkadaşlar. Yani nokta denklemi sağlar diyeceğiz. Bu bilgiden yararlanarak. Böylece 8 eksi 2m eksi m artı 1 eşittir 0'dan 9 eşittir 3M yani M 3 geldi E şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada eğim eksi 4 bölü 3 denmiş ya o zaman tanjant alfa 4 bölü 3'tür. Kesirlerle uğraşmamak için buraya 8K'ya 6K diyelim. Sonra 10K olacağına göre DC'nin de AD oranı 3 bölü 2 ise buraya 4K yazarım. Böylece buraya 6K yazarım. Gerçekten 6, 8, 10 üçgenine de uygun olmuş olur. AD'nin 4'te 1'i CE'nin 5'te 1'ine eşitse burası da bakın 5K olacak. Şimdi alan oranı bulmak için ne yapacağız? Şöyle bir D'den O'yu birleştireceğim. Tepe noktası D olduğu için bu iki üçgenin alanları oranı tabanları oranıdır. 5S e 6S. Ve böylece toplam alan 10S olması için alanlar oranı tabanlar oranı bakın. 4K'ya 6K bunlar da 6S'e 4S oldu. Toplam alan 10. Diğerinde toplam alan 5S, böylece alanlar oranı 2, B şıkkı. Şıklarla bir işimiz yok şu an. Normal bence böyle büyük göstereyim, siz de görüneyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Çemberler uzunluk sorularında birbirine teğetse böyle merkezleri birleştirilir. Sonra merkezden de TT inen doğru diktir. Şöyle O3'ten bu yüzden indireceğim. Burada normal merkezden dümdüz indiriyorum. Merkezin koordinatları 6'ya 13 verilmiş. Bu yüzden burası 6. Şurası arkadaşlar 13 olacak. Şimdi burası 6. Yarı çapını bilmiyoruz R. Burasını bilmiyoruz R. Şuradaki ufak yarı çapın 1 olduğunu biliyorum. Şöyle bir dik indirdiğim an karşılık kenarlar birbirine eşit 1 olduğu için toplamda 13'tü 12 kaldı. Bu arada bize O1'in apsisine 15 vermiş. O zaman arkadaşlar 6 birim olduğuna göre buraya da 9 birim kaldı. Dikdörtgenden 9 oldu. 9, 12, 15'ten gördüğünüz gibi 2R artı şuradaki ufak yarı çapı aman unutmayın 1 birim. 2R artı 7 eşittir. 15 oldu. R de buradan 4 geldi. Şimdi R 4 olduğuna göre yarı 4 olduğunu bulduk. Ama bir de şunu görelim arkadaşlar. Burada bakın kenarda da göstereyim size şu ufak yarıçap çap 1 santim. İşte şurası 1 santimdi. Bunun çapını 8 bulmuş olduk. Burası da 6 santim. Şöyle O2'nin merkezinden yani tam böyle 4-4 olan yerden şöyle bir ordinat indiriyoruz. Bu ordinatın uzunluğu belli değil soruda bakın. Görüyor musunuz şurayı? Bilmiyorum. E, Apsisi de bilmiyorum. Onu nasıl bulacağız şimdi? Bir kere karşılıklı oranlardan gidersek Şurası 5 birim, burası 10 birim. Karşılıklı oranlar eşittir. Buranın tamamı 9 olduğu için 5'e 10, 3'e 6. Zaten şurası hali hazırda 6'ydı. O zaman apsisini O2'nin 12 olarak buldum. Gelelim ordinata. Ordinatta da arkadaşlar şöyle bir hamle yapacağım. Aşağıya 15 birim indiğimde, nereden be 15 birim? Şu 5 birim buradan, 10 birim de buradan. 15 birim indiğimde şu yükseklik kaç artmış arkadaşlar? 12. O zaman 5 birim inersem neden 5 birim diyorum? Bakın 4 birim daha 5. O2'ye kadar 5 ineceğim. O zaman bu sefer ne kadar artmış olacak? 4 birim artmış olacak. 1 4 daha 5. Demek ki bu O2'nin de ordinatı 5 birimmiş arkadaşlar. Cevabımız buna göre hangisi oluyor? D şıkkı. Birisi arkadaşlar doğrunun bir tarafında, diğeri bakın şöyle birisi doğrunun bir tarafında, birisi doğrunun bir tarafındaysa birisini doğruya koyduğumuz zaman sağlamayacak büyüktür sıfır gelecek. Birisini doğru denkleminde yerine yazdığımızda küçüktür sıfır gelecek. Hangisinde büyük, hangisinde küçüktür bilemeyeceğiz. Çünkü analitik düzleme taşımayalım şimdi bunu. Taşımaya da gerek yok zaten. Şunu yapacaksınız. Birisini koyduğumuzda artı, birisini koyduğumuzda eksi geliyorsa çarpımları küçüktür sıfır. Bakın yapıyorum. Eksi 2 neden sağlamıyorlar denklemi? Birisi üstteyse birisi altta kalıyor bu yüzden eksi 2 artı m artı 6 çarpı 2 artı 4m artı 6 küçüktür sıfır olmalı. Bir kökümüz buradan ne geliyor eksi 4. Bir kökümüz buradan eksi 2 artı eksi artı. Sağlayan yerler eksi 4 eksi 2 kapalı aralı şey açık aralığı pardon. Burada aralıkta sağlayan tek bir değerimiz var o da arkadaşlar. M'nin eksi 3 olması bir tane durum oldu A şıkkı. Burada arkadaşlar sarı bölgelerin alanları birbirine eşit. Demek ki bu da 18. Bu da 18 olmalı. E, D, A bir karenin yarısı. D, L, C'de bir karenin yarısı gördüğünüz gibi. Bu yüzden A kare bir kenara A, bir kenara A dersek A kare bölü 2 eşittir 18'den A 6 olmalı. A 6 olduğuna göre... ELD demiş bakın demek ki bu E noktası ADNL yüzeyi üzerinde. O zaman 45 derece yaptığına göre bu köşegen üzerinde bir nokta. 6 6 6 kök 2 kendisi EL uzunluğu 6 B kök 2 olduğuna göre AL de 6 kök 2 olduğuna göre AE'ye 5 kök 2 kalır D şıkkı. Şimdi size bir örnek vereyim. Mesela AB'nin orta dikmesi arkadaşlar D'dir. AB'yi ortadan ikiye bölüyor ve D köşesinden geçiyor. Ya da AE'nin orta dikmesi C'dir arkadaşlar. Şey C'dir diyorum. C'den geçiyor. O yüzden A kare E diye bir şey çıksa C yazarız buraya. Buna göre bakarak soruya şimdi. A kare B. Hemen bakalım. A ile B'nin orta dikmesi mecburen nereden geçmeli? D'den. Neden bunu söylüyoruz? Düzgün beşgende köşeden çıkan dik karşı kenarı ikiye böler ve aynı zamanda hatta burası böyle açı ortaydır. Bu düzgün beşgen bilgisi unutan arkadaşlarımız için. Böylece AB arkadaşlar D'ye eşit oldu. Sonra D ile bir şeyi işleme sokmuşuz E çıkmış. Bu nasıl olabilir? D ile A'yı birleştirirseniz olur. Bakın D ile A'nın orta dikmesi gerçekten şöyle hem BC'nin orta dikmesi hem AD'nin orta dikmesi E'den geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden Demek ki bu A olmalıymış. A dediğimiz yer neresi aslında? B ile X'in cevabı. B ile neyi işleme sokarsak cevap A çıkar. Bakalım. B ile E'yi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar A çıkar. O zaman X de buradan E'ymiş. B noktasının C noktası oluyormuş simetriyi. Neye göre simetriyi? D noktası. D doğrusuna göre. O zaman bakın B noktasının D doğrusuna göre simetriyi eşit uzaklıktır. Ve BC gördüğünüz gibi D'ye dik olmak zorundadır. Bunların kesim noktası da böyle N olacak. İşte bizi anlattığı olay bu. Peki buradan ne anlayacağız biz? Bunlar dik kesiştiği için D ile BC'nin eğimi çarpımı eksi 1'dir. Aynı zamanda bir doğru denkleme için neye ihtiyacım var? Orta noktadan yararlanarak üzerindeki noktayı bulmaya. Bakın eksi 1 artı 7 bölü 2'den apsis 3. 9 eksi 7 bölü 2'den ordinat 1. 3'e 1 noktasından geçen bir doğru bu. Eğimini nasıl bulacağım? BC'den yararlanarak. BC'nin eğimi eksi 7 eksi 9 bölü 7 eksi eksi 1'den 8 yani eksi 2. O zaman bunun eğimi eksi 2 ise d doğrusunun eğimi 1 bölü 2 olur. Bu doğrunun denklemi mx artı n'den dolayı y eşittir 1 bölü x artı n gelir. Hemen apsis yerine 3'ü yazacağım. Ordinat yerine de 3'ü 3 yazacağım. Böylece 3 bölü 2 artı n'den n arkadaşlar eksi 1 bölü 2 geldi. Bu doğru y eşittir 1 bölü 2x eksi 1 bölü 2. Hemen x yerine 4'ü yazalım. y eşittir 2 eksi 1 bölü 2. Y eşittir 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. C şıkkı.